Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar dostlar. Herkese merhabalar. Güzel bir yaz akşamındayız. Çok şükür. Kış bitti. İlkbahar da bitirdik. Yaz aylarına geldik. Sıcak bir akşam. Sizlerle yakın zamanda okumuş olduğum bir hikayeyi paylaşacağım. Gerçek yaşanmış bir hikaye. Umarım beğenirsiniz. Aslında günümüz dünyasında kadınlara verdiğimiz değerin farklı bir boyutunu anlatan bir hikaye, bir olay. Anlatmak istediğim olay 20. yüzyılın başlarında geçiyor. Dünyanın en çirkin kadını yarışması. Evet, 20. yüzyılın başlarında böyle bir yarışma yapılmış. Kahramanımız Mary Ann Webster. O bir anne, fedakar bir anne, çirkin bir kadın ama gururlu bir kadın. Hayat onu öyle bir duruma getirmiş ki o dönem yapılan dünyanın en çirkin kadını yarışmasına katılmayı artık kadın çare olarak bulmuş. Çünkü çocuklarının ekmeğe, yemeğe, giysiye ihtiyacı var. Bunları karşılamak zorunda. Bunları karşılayabilmek için de paraya ihtiyacı var ve bunu elde etmenin o dönemki yolu oraya katılmak. Ve kendini sahnede buluyor Mary. Sahnede yanında kısa boylu, şişman, bıyıklı, çeşitli şekillerde kendini yani çirkin kadınlar. Bunlardan biri de Mary. Sahnede buluyorlar. Yanında işte diğer kadınlarla birlikte. Ama salon hınca hınç dolu. Salonu dolduranlar eğlenircesine kahkahalarla gülerek bu çirkin kadınlara bakıyorlar. Mary bir ara utanıyor. Adımını atıyor. Sahneden çıkıp kulise gidecek. Bu sırada aklına çocukları geliyor. Ve her şey çocuklarım için diyor. Bu arada yanındaki bıyıklı kadın bunu duyuyor. Bana mı bir şey söyledin diyor. Hayır diyor. Kendi kendime konuştum diyor. Susuyor. Mary gözlerini kapatıyor. Ve yaşadıklarını düşünmeye başlıyor. Aslında Mary 29 yaşında evleniyor. Evlendiği zaman yanından geçenlerin tekrar dönüp baktığı çok güzel bir kadındı. 29 yaşında evleniyor. 4 tane çocuğu oluyor. Hayatının kabusu 4. çocuktan sonra başlıyor. Onda bir hastalık baş gösteriyor. Doktorlar önce bu hastalığı anlayamıyorlar. Daha sonra hastalığının akromegali olduğu anlaşılıyor. Migren ağrıları, çeşitli bir kas hastalığı bildiğim kadarıyla. Vücut şekli değişiyor, yüzü tanınmayacak hali geliyor. Artık gerçekten çok çirkin bir kadın haline geliyor. Yaşadığı hastalıktan sebep. Bu hastalığı yaşarken işte talihsizlikler üst üste geliyor. Eşi de ansızın ölüyor. Kadın tek başına kalıyor. Hayatta tek başına bir anne 4 çocuğuyla beraber yaşamak, hayata tutunmak zorunda. Kimse buna iş vermiyor. Bu zorlukları yaşadığı sırada bu dünyanın en çirkin kadının yarışması ona kurtarıcı gibi geliyor. Tam bunları düşünürken bir alkış tufanıyla gözlerini açıyor. Ve bakıyor ki dünyanın en çirkin kadını seçilmiş Mary. Alkışlar arasında büyük ödülü alıyor. Ama içine de bir acı gözyaşları döküyor kalbine içinden. Çünkü dünyanın en çirkin kadını unvanını almış. Kötü bir unvan. Tabii bu ona gelecek için farklı bir kapıyı da açıyor. Artık Mary'e iş veriyorlar. Nerede iş veriyorlar? Sirklerde. 20. yüzyılın başlarında televizyon dünyası yokken insanları eğlendirmek için kurulan sirkler. Çeşitli hayvanlar, akrobasi yapılan yerlerde boy boy büyük yazılar, resimler. Dünyanın en çirkin kadını bu sirktedir diye Mary o sirklerle beraber geziyor.
Gittiği yerde aşağılanıyor. Kahkahalarla gülünç duruma düşen bir kadın görünümünde. Ama ona kimse bir anne, bir kadın gözüyle asla bakmıyor. O gözden hiçbir zaman bakılmamış. Her zaman dalga geçilen, gülünen bir kadın. Ta ki 59 yaşına kadar Mary çocuklarını büyütüyor. 59 yaşına geldiğinde hastalıkların da verdiği şekil bozukluklarıyla beraber Mary hayata göz yumuyor. Göz yumduğu zamana kadar Mary'e kadın gözüyle bir anne gözüyle bakan olmadı. Kadın profili insanların gözünde hep farklı bir şekil aldı. Botokslu, makyajlı, takma kirpikli, çıt çıtlı saçlı, çok özür dilerim silikon göğüslü, alımlı kadınlar, insanların gözünde albenisi olan kadınlar, kadın gözüyle bakılıyor. Mary gibi kadınlar, düzeni eğlendirecek, insanları hoş edecek çirkin kadın profilindeler. Ama onlara hiçbir zaman bir anne, bir kadın gözüyle bakan yok. Çok acı bir durum. Bundan birkaç yıl önce televizyonlara çok ünlü bir manken çıkıyor. Ona bir soru yöneltiyorlar. O dönem için çok bilinen, çok ünlü bir isim soruluyor. Mankenin verdiği cevap, tanımıyorum. Ama ardından gülerek, evet, boşum ama hoşum diyor. Evet dostlar, dünya o hale geldi. Şu anda o durumdayız. Dünyadaki kadın profili, hoş ve boş kadınlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.